Arkadaşlar merhaba, yeni bir Edius dersinde beraberiz. Bu dersimizde Edius'umuzla artık çalışmaya başlayacağız. Edius'umuzu çift tıklatıyorum ve açıyorum. Bu Edius'un açılma süreci bilgisayarınızın performansıyla doğrudan alakalıdır. Daha geç ya da daha erken açılabilir projeniz. Bu dersimizde Edius'un arayüzünü tanıyacağız. Panelleri nasıl kullanabiliriz onu anlayacağız. Şimdi ben daha önce de Edius kullandığım için burada birçok projem açıldı. Sizlerle biz yeni bir proje açacağız. Bunun için profil bölümünün altında bulunan New Project ikonuna tıklıyoruz. Ardından bize yeni projemizin ismini soruyor. Ben Edius dersleri yazıyorum. Ya da deneme yazalım. Siz de deneme yazın. Daha sonra proje preset ayarlarına geliyoruz. Bir altındaki klasörü merak ettiyseniz burası folder. Yani projelerinizin nereye kaydedildiğini soruyor sizlere. Ben kaydedildiği yerden memnunum bilgisayarımdaki ama siz değiştirmek isterseniz sağ taraftaki 3 noktaya tıklıyorsunuz bir kere. Buradan bilgisayarınızdaki ilgili yeri seçtikten sonra klasör seçe tıklıyorsunuz ve bu deneme adındaki Edius projenizin dosyaları artık o klasöre atılıyor. Burada çalışacağımız projenin boyutları, ebatları ve özellikleriyle alakalı bir seçenek seçmemizi istiyor. Bu proje presetlerinden ben HD 1920'ye 1080 16:9 ebatlarında bir proje açmasını istiyorum bana. Fakat sizde bu proje preset ayarı çıkmamış olabilir. O zaman hiç telaşlanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Herhangi bir size ne preset ayarı sunulduysa onu tıklayın. Alttaki Customize kutucuğunu tıklayın. Seçmiş olduğunuz preset ayarının üstüne çift tıklayın. Çift tıkladığınızda proje ayarları ekrana geliyor. Buradan video presetlerimizi seçiyoruz ve istediğimiz proje preset ayarımız olan HD 1920'ye 1080 59 Hz'lik projemizi tıklıyoruz. Ardından alttaki değerler kendi otomatik olarak zaten yerli yerine oturuyor. Ardından OK tuşuna basarak istediğimiz ayarlarda bir projeye ulaşmış oluyoruz ve açılmasını bekliyoruz. Şimdi projemiz açıldı. Bizi birçok panel karşıladı. Bu paneller sizde benimle aynı şekilde konumlu olmayabilir. Çünkü ben daha önceden çift ekran çalışıyordum. Size bu dersi anlatabilmek için tek ekrana göre projemi ayarladım. Proje panellerimin yerlerini ayarladım. Siz de çok kolay benim gibi ayarlayabilirsiniz bunu. Örneğin ekranınız diyelim ki şu tarafta. Ekranınızı tutup sadece mouse'la sürüklüyorsunuz. Başka hiçbir tuşa basmadan her panelinizin yerini benimki gibi konumlandırın lütfen. Daha sonra bunun kayıt işlemine geçeceğiz. Mesela şu Source Browser paneli de sizde böyle ayrı ayrı olabilir. Siz bu Source Browser paneli çok önemli bir panel değil. O yüzden BIM panelinin üstüne doğru getirdiğinizde şurada şöyle bir işaret çıkar. Bu işareti gördüğünüzde mouse'u bırakın. İki panel aynı bölüm içerisinde yer almış oluyor. Benim gibi böyle sürükleyerek tutup panellerinizi aynı boyutta benim gibi düzenleyin. Aynı bu şekilde olsun ki derslerde benim bulduğum metalara aynı yerden aynı şekilde siz de ulaşın. Proje panellerinizin ebatlarını sağından solundan çekerek değiştirebilirsiniz. Sadece mouse'a basılı tutarak tekrarlıyorum ama sürekli çok kolay olduğunu belirtmek istiyorum yani. Sadece mouse'a basılı tutarak projelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Birbirine yapıştığı noktada bırakıyorsunuz. Şurada bıraktım. Ve oldu. Şimdi ekranınızı benimkiyle aynı hale getirdiniz diyelim. Şimdi biz bu ekranı kaydedeceğiz ki bir daha Edius'u kapatıp açtığımızda panellerimiz yer değiştirmiş olmasın. İstediğimiz gibi karşımızda bulalım. Şimdi View bölümüne geçiyoruz. View bölümünde, View panelinde aşağıya doğru indiğimizde Window Layout seçeneği var. Burada Save Current Layout diyoruz ve New seçeneğini seçiyoruz. Ben daha önceden birçok panel kaydettiğim için bu panelim benim otomatik olarak kayıtlı var. O yüzden bir şey yazmıyorum ama siz koymak istediğiniz layout ismini buraya koyabilirsiniz. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Yine deneme yazabilirsiniz.
Ardından okey tuşuna basacaksınız ve kaydedilmiş olacak. Ben cancel tuşuna basıyorum. Örneğin diyelim ki bunu bozduk şu an. Bu panel ayarlarımızın hepsinin yerlerini değiştirdik. Veya kazara değişti. Aman ne yapacağız şimdi? O panel gitti, nereden bulacağım onu diye telaşlanmayın. Sadece view'e gelin. Window layout'a tekrar geliyoruz. Ve apply layout var. Yani kaydedilmiş layoutlar. Buradan ben X'e bastığımda proje panellerim istediğim yerde, istediğim şekilde düzenlenmiş olarak tekrar karşıma geliyor. Neden? Çünkü benim Edius'umun panellerini bu şekilde ayarla diye komut verdik ve onu kaydettirdik Edius'a. Arkadaşlar şimdi arayüz panellerimizi düzenlediğimize göre, çalışmaya uygun şekilde düzenlediğimize göre artık panellerimizin ne işe yaradığını öğrenelim. En önemli panellerimizden birisi ve ilk başlayacağımız olan panel BIM paneli. BIM paneli ne işe yarıyor? BIM paneli bütün görsel malzemeler, ses efektleri, müzikler, video backgroundlarımız, kısacası projemizde kullanacağımız bütün materyaller BIM paneli içerisinde toplanıyor. Burası adeta bizim depomuz. Peki buraya biz nasıl görsel yüklüyoruz? Bunun iki yolu var. Öncelikle istersek buradan bilgisayarımızdaki herhangi bir klasörü getirip rotun üstüne sürükleyip bırakarak bu klasörün buraya atılmasını sağlayabiliriz. İkinci kullandığım ve benim kullandığım yöntemse klasörleme yoluyla tek tek spesifik olarak videolarımı ya da fotoğraflarımı ya da kullanacağım malzemeleri çekmek olacak. Bu düzen açısından bana daha düzenli geliyor. Ben bir projeye başlarken öncelikle burada klasörler açıyorum. Örneğin buraya fotoğraflar diyorum. Daha sonra rota sağ tıklayıp new folder diyorum tekrar. Müzikler diyorum. Kullanacağım seslendirme varsa seslendirme yazıyorum. Projesine göre değişir tabi bu. Rota tekrar sağ tıklayıp new folder diyorum. Video backgroundlar diyorum. Bu şekilde kullanacağımız her şey için ayrı ayrı klasör açtıktan sonra örneğin ben fotoğraf yüklemek istedim şimdi. Ne yapıyorum? Fotoğrafa geliyorum, tıklıyorum. Burası sağ taraf içerisini gösteriyor. Bu klasörün içerisinde ne var onları gösteriyor. Şu an hepsi boş olduğundan boş gösteriyor. Biz buraya çift tıklıyoruz ve import komutunu aktif ediyoruz. Burada bize bir pencere çıkıyor. Buradan istediğimiz görselleri tek tek seçip aç komutuna bastığımızda seçtiğimiz bütün görseller projemizin içerisine gelmiş oluyor. Aynı şekilde müziklerimizi müziklere tıklayıp seslendirmelerimizi seslendirmeye tıklayıp, çift tıklayıp bütün görsellerimizi, seslerimizi, her şeyimizi, bunun bütün malzemeleri, kullanacağımız bütün malzemeleri içine atabiliriz. Kısacası burası bizim malzeme depomuz. Bir diğer bölümümüz timeline bölümü. Edius her timeline'ı bir sekans olarak değerlendirir. Şu an burada sekans 1 yazıyor ama aynı anda bu sekanstan birçok sekans da burada olabilirdi. O çalışma düzeninize bağlı. Nasıl çalıştığınıza göre değişiyor. Buna ilerleyen konularda değineceğiz. Bir montaja başlamadan önce sekansımızda bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki stereo kanalları stereo olmaktan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bütün ses kanallarımız ayrıldı. Daha sonra bize default ayarlarında bir adet title sekansı yani yazı sekansı, 4 adet audio sekansı yani ses sekansı, 2 tane de video sekansı vermiş ki birisi hem audio hem video, yani hem ses içeriyor hem video içeren bir kanal. Ben ses ve videoyu aynı anda çalışmak istemiyorum, o yüzden delete selected tracks seçeneğiyle sağ tıklayarak bu kanalı siliyorum. Bunun yerine kendim şuradaki bir kanal ekle altına seçeneğine tıkladığım zaman bana sayısını söylüyor. İstersen ben 10 tane kanal açmak istiyorsam buraya 10 da yazabilirim. 1 yazarak bana şu aşama için 1 tane kanal yeterli. 1 yazıp OK tuşuna basıyorum.
Ardından gördüğünüz gibi demin VA olan simge şimdi sadece V yazıyor. Çünkü sadece video özelliği bulunuyor bu kanalın. Ardından yapabileceğimiz diğer ayar şurada insert seçeneği var. Bu insert seçeneğini kapatıyoruz. Ne işe yaradığını daha sonra anlatacağım. Yanında ripple mod var. Ripple modu da kapatıyoruz. Bunun da ne işe yaradığını sonra aktaracağım. Şimdi sekans ayarlarımıza geçiyoruz. Sekans ayarlarımızda sağ tıklayıp bu işlemlerin hepsini sağ tıklayarak yapıyoruz. Sekans settingimize geliyoruz ve sekans setting penceremiz açılıyor. Buradan sekansımıza isim verebiliriz. Yine projemizdeki gibi deneme ismi veriyorum ben. Ardından channel map yazan bölgeye tıklıyorum ve burada ses kanallarımın özelliklerini belirleyeceğim. Her ses kanalımın eşit olarak seslerinin dağılmasını istediğimden bu iki kanalı her bölümünü tıklıyorum. Ardından OK'ye basıyorum. Çünkü burada stereo olan kanallarımızı zaten stereo olmaktan çıkartmıştık. Fakat sekans ayarlarından stereo şeklini verdik. Bu şekilde seslerimizi teker teker dengesini, balansını ayarlamamıza gerek kalmayacak. Son olarak montaja geçmeden önce timeline'da ayarlayacağımız şey ise şu kanallarımızı şöyle ok tuşlarına basarak genişleterek bunları, yani ses kanallarımızı, daha doğrusu ses içeriklerimizi üzerinde oynama yapmamıza imkan veren wall seçeneklerini aktif ediyoruz. Üzerine sadece tıklamayla. Sadece sol tuşla tıklıyoruz. Ardından video içerisinde de aynı şey, burada da mix bölümü var. Mix bölümü de videonun mixing ile oynamamızı sağlayan bölüm. Burada da mixleri aktif ediyoruz. Ve böylece timeline sekansımız çalışmaya hazır bir konumda bizi bekliyor oluyor. Sonra bir sonraki panelimize geçelim. Hangi panel var? Burada monitoring panelimiz var. Monitoring alanında normalde çift ekran çalışırken ben, yani bilgisayarın çift ekranını kullanırken bunu da çift ekran kullanıyorum. Nereden? Dual moddan. Bunu dual moda getirdiğimiz zaman iki tane monitör ekranı karşılıyor bizleri. Bu monitör ekranlarından sol taraftaki kaynak monitörümüz, sağ taraftaki de program, yani çıkış monitörümüz oluyor. Alanımız çok dar olduğu için, hatta ben büyük ekranda çalışıyorum. Bazılarımız bu işlemleri laptopta yaptığını da varsayıyorum. O zaman bu ekranların hiçbir manası kalmıyor küçüklüklerinden dolayı. Eğer tek bilgisayar ekranıyla çalışıyorsanız tek ekranla çalışmanızda fayda var. Ben bunu View menüsünden Single Mode diyerek tekrar tek ekrana alıyorum. Arkadaşlar, tanıtmadığımız iki panelimiz kaldı. Birincisi efekt panelimiz, ikincisi information panelimiz. Efekt paneliyle başlayalım. Efekt paneli ne işe yarar? Adı üstünde videolarımıza veya seslerimize etki yaratmak için kullandığımız efektlerimizi bu bölümden bulup kullanabiliyoruz. Burada videolarımıza neler yapabiliriz? Videolarımızın color correction'ını yapabiliriz. Color correction özellikleri bulunmakta. Kombine filtreler var. Görüntülerimize blur atabiliriz. Ayrıca yazılarımıza emboss atabiliriz. En çok kullanacağımız özelliklerden birisi efektler içerisindeki mask. Bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Videolarımızı sallantılı videolarımızı stabilize edebiliriz, keskinlik verebiliriz videolarımıza. Aklınıza gelebilecek her şeyi Edius'la gerçekleştirebiliriz. Onun dışında geçişlerimiz var. Yalnız ben bu geçişleri pek sağlıklı bulmuyorum. Uygulandığında çok profesyonel durmadığı için geçişleri de kendim yapıyorum. Ama sizler için bu geçişlerin bir iki tanesine göz atacağım. Onun dışında ses geçişlerimiz var. Onun dışında yine keyerslarımız var. Burada keyerslarımız ne işe yarıyor? İşte green box'ta veya blue box'ta ekranın arkasını silmeye yarayan chroma key, luminance key ve track mate gibi özelliklerimiz var. Onun dışında iki görüntüyü birbirine entegre etme adına burada birçok blend seçeneğimiz var. Edition'ımız, multiplay'imiz, overlay'imiz, bunlardan en çok kullanacaklarımız olanlar.
Yani aklınıza gelebilecek bir videoya dışarıdan müdahaleyle onu değiştirebileceğimiz her şeye bu efekt panelinden ulaşıyoruz. Geçelim information paletimize. Information palet ne işe yarıyor? Bunu şöyle göstereyim. Buradan bir fotoğraf sürükleyelim timeline'ımıza. Gördüğünüz gibi information paletimiz şu an boş. Timeline'ımıza bir görüntü sürüklediğimde hemen oraya layouter diye bir seçenek geldi. İçi tikli bir alan geldi. Şöyle bir fotoğraf aldım. Bu fotoğrafın layout'tan yani information paletini kullanarak, panelini kullanarak burayı açtığımızda bu görüntünü istersek croplarız, istersek büyütürüz, istersek bu büyümesini bir video animasyon şeklinde sabit durağan bir fotoğrafı hareketli hale getirmemize yarar bu. Şöyle izliyoruz mesela yaptığımız animasyonu. Gördüğünüz gibi fotoğrafı sanki hareketli bir video çekimiymiş gibi hareketlendirdik. Bu ve daha çok birçok işe yarıyor information paleti. Information paleti içerisinde bulunan layout segmentinden aklınıza gelen türlü şeyleri yapabilirsiniz. Videolarınızı, görüntülerinizi, fotoğraflarınızı döndürebilirsiniz. Onlara yeni biçimler verebilirsiniz, kesebilirsiniz. Aklınıza gelen videonun boyutlanmasıyla alakalı ve hareketleriyle alakalı her şeyi information paletindeki layout seçeneğinden veriyoruz. Bu başlı başına bir ders konusu. İlerleyen derslerde bunu da göreceğiz. Özellikle animasyon dersimizde değineceğiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenebilir, bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.